Herkese merhaba, ben OYAK Yatırım Araştırma Uzmanı Ekim Hancan. Her hafta olduğu gibi bugün de sizlere bu haftaki piyasa gelişmelerinden ve önümüzdeki haftadan neler beklediğimizden bahsedeceğim. Dilerseniz bu hafta genel olarak piyasa odaklı bir konuşma yapalım. Baktığımızda son dönemde endekste güçlü bir momentum görmüştük. Bunun devam ettiğini görüyoruz mevcut seviyelerde de. 22 Haziran Merkez Bankası toplantısından itibaren başlayan güçlü momentumun korunduğunu söyleyebiliriz. 5150 seviyelerinden 7766 seviyesini test eden bir endeks gördük. Yaklaşık %50 yukarı yönlü bir hareket yapmış oldu endeks. Ve son dönemde de hem yabancı yatırımcıların girişlerinin hem de kuvvetli bilançoların endeksteki yükselişi desteklediğini görüyoruz. Baktığımızda son dönemde, yani son 9 haftalık dönemde 1.9 milyar dolara yakın bir yabancı girişinden bahsedebiliriz. Bunun yanı sıra bilanço döneminde gelen bilançolar beklentileri karşıladı veya genel olarak beklentilerden daha kuvvetli geldi diye görüyoruz. Böyle yorumladık. Yine hayal kırıklığı yaratan bilançolarda görsek de genel olarak endeksteki yükseliş momentumunun kuvvetli şekilde sürdüğünü ifade ediyoruz. Son dönemde endekste yabancı takas oranına baktığımızda %31 seviyesine ulaştığını gördük. Son 10 ayın en yüksek yabancı takas oranına sahip durumdayız. Tabii demin de ifade ettiğim üzere 9 haftada 1.9 milyar dolarlık giriş yabancı yatırımcılar tarafından endeksteki yükselişte pay sahibi oldu, öncülük etti diye ekleyebiliriz. Bu kapsamda baktığımızda %27,5'lardan %31'lere varan yabancı takas oranını görüyoruz. Son dönemde konuşulan unsurlarda da yabancı yatırımcı ilgisinin borsaya çekilmesinin ne kadar önemli olduğunu hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem de Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan tarafından sürekli bunlarla ilgili mesajları gördü piyasa. Son dönemde de bu güçlü bilançolarla birlikte destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Şu ana kadar 9 Ağustos tarihini konsolide olmayan bilançolar için son tarih olarak ifade etmiştik ve konsolide olmayan bilançolar tamamlandı. 21 Ağustos itibarıyla da konsolide bilançolar için son tarih olarak takip edeceğiz ve 21 Ağustos itibariyle de ikinci çeyrek finansal dönemini kapatmış olacağız. Tabii ek süreçleyen şirketler açısından bilanço sezonu devam edecek diyebiliriz. Bununla birlikte 21 Ağustos'tan sonra bir miktar daha kar realizasyonları görmemiz muhtemeldir diye ekleyelim. Yani dün de, yani Perşembe günü de endekste bir kar realizasyonu gördük. Son dönemde yaşanan çok güçlü bir yükselişin ardından bu tarz kar realizasyonlarının doğal olduğunu söyleyebiliriz. Yanlış bir şey olmaz bu tarz kar realizasyonlarını normal görmemizde. Tabii dün yaşanan kar realizasyonları sınırlı kaldı. Baktığımızda bugün endekste yine tekrardan pozitif bir hareket görüyoruz. Dolar bazlı olarak sıklıkla 283,8 dolar seviyesini ifade ediyorduk. Yaklaşık 7675 seviyesinden geçmekte mevcut kur seviyelerinden. Bu seviye üzerinde 290 dolar yani 7850 seviyesi ve 304 dolar bir önceki gördüğümüz zirve seviye yaklaşık 8100-8200 bandına tekabül etmekte mevcut kur seviyeleriyle. Hedef bölgelerimiz olacaktır. Yani 283,8 dolar üzerinde kaldığı takdirde endeks 7675 seviyesi üzerinde yükseliş momentumu korunabilir diye düşünüyoruz. Bu seviyenin altında kaldığı takdirde ise bir miktar daha kar realizasyonlarında takip edilebilecek ilk seviye 7360 seviyesi olacaktır. Akabinde 7150 ve 7000 seviyeleri de takip edeceğimiz diğer şu an için destek seviyeleri diyebiliriz. Bununla birlikte endekste bir düşen trendten bahsetmiştik önceki yayınlarımızda. Bu kanal artık destek haline dönüştü. Şu an için biraz uzak kalsa da 6850 seviyesi ana resimde halen bu seviye üzerinde kaldığımız müddetçe endekste pozitif momentumun korunabileceğini ifade edeceğimiz seviye olacaktır. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki haftadan neler bekliyoruz? Bunlardan bahsedelim biraz. Orta vadeli program, ekonomide orta vadeli programla ilgili hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Bu kapsamda 3 madde ön plandaydı.
Bunlardan ilki tek haneli enflasyon, diğeri mali disiplin, bir diğeri ise tasarruf oranlarının artırılması şeklindeydi. İki ismin de bu üç madde üzerinde birleştiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte yani bu orta vadeli programdan bizim beklentilerimiz neler? Yani burada yabancı yatırımcının ilgisini çekebilmek adına makro politikalarda yani makro tahminlerde rasyonel, gerçekçi varsayımların yapılması yabancı yatırımcının çekilmesi adına önemli olacaktır. Bunun dışında bu hafta Moody's'in de bir açıklaması vardı. Ortodoks politikaların devam etmesi halinde kredi notu artırılması gündeme gelebilir diye. Burada işte kredi derecelendirme kuruluşlarının yapacağı not artırımları da yine yabancı yatırımcının ilgisi çekme adına önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Üçüncüsü ise yapısal reformlar. Yani 2026 hedefli orta vadeli programda göreceğimiz yapısal reformlar da yine yabancı yatırımcı ilgisini çekmemiz adına ülkemiz açısından değerli olacaktır diye düşünüyoruz. Genel olarak bu haftaki gelişmeler ve beklentilerimiz bu şekildeydi. Seviyelerden de bahsettik. Yani 7650 şu an için, 7675 diyelim, şu an için takip ettiğimiz eşik seviyesi. Bu seviyenin altı üstünde bahsettiğimiz destek ve direnç seviyeleri gelecek hafta takip edilebilir. Yayınımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.